açıkçası hani hem son dönemlerde kadın kırımının, kadın cinayetlerinin, kadınların örgütlü mücadelesine yönelik o kadar keskin saldırıların olduğu bir dönemde sadece Türkiye'de değil aslında Orta Doğu'da, dünyada gelişen bir kadın itirazı ve isyanı var. Bu itiraz ve isyana karşı ciddi de bir erkek egemen rejimlerin, diktatöryel faşizan rejimlerin ciddi saldırıları da söz konusu. Kadınlar bu saldırılar karşısında uzunca bir dönemdir aslında direniyorlar. Haklarını, varlıklarını, yaşam biçimlerini korumak, özgürlüklerini sağlamak adına alanlardalar. Elbette ki bu kadar saldırıların yoğunlaştığı, keskinleştiği bir tarihsel kavşakta tecrübe olarak konferansımızı başarıyla, coşkuyla gerçekleştirmiş olmanın da mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bütün kritik süreçlerde aslında Kürt Kadın Hareketi'nin çıkışı, sürece müdahale biçimi, sürece öncülük etme potansiyeli aslında kadın mücadelesine her zaman nefes aldırıyor. Aslında tarihsel akış içerisinde özellikle Kürt Kadın Hareketi'nin kendi örgütlülüğünü oluşturduğu, tarih sahnesine çıktığı ve süreçleri, müdahale biçimlerini bile tarihsel bağlamlarında değerlendirdiğimizde hep krizlerin çok derinleştiği, sorunların çok katmerleştiği, erkek egemen saldırıların, zihniyetin çok fazla kendini egemen kılmaya çalıştığı dönemlerde hep Kürt Kadın Hareketi'nin bir çıkışını biz görüyoruz. İşte biz DÖK'te bunu gördük, Keja'da bunu gördük, Teja'da yine bunu yaşıyoruz. Tabii ki bu Kürt kadınlarının hem örgütlü mücadelesi, süreçlere dahiliyet biçimi, süreçlere müdahale biçimi, süreçlere ölçü kazandırma, mücadeleyi büyütme, demokrasi mücadelesini radikalleştirme, kadın kimliğindeki ısrar aslında çok ciddi dönüşümleri de beraberinde getiriyor. Sadece bu dönüşümler Kürt Kadın Hareketi'nin kendi iç dinamiğiyle ilgili aslında çok Orta Doğu'yu, Dünya Kadın Hareketi'ni, feminist harekete de çok ciddi anlamda etkilerinin olduğunu biz biliyoruz. Yani 2011 Suriye Savaşı'nda Rojava Kadın Devrimi'nin aslında Dünya Kadın Hareketi'ne nasıl bir moral verdiğini, bir ilham dönüştüğünü, yine tıkanan kadın meselesinde sorunları aşma noktasında yeni bir perspektif, yeni bir yön, yüzün yine bir başka bir tarafa çekilmesini de sağladı. O açıdan hem iki günlük tartışmalarımızda siz de takip ettiğiniz hem uluslararası alanda kadın örgütleri, feminist hareket, hem Türkiye'deki kadın örgütleri, sosyalist hareketler, yine insan hak aktivistleri, insan hakları aktivistleri bu anlamda mücadele veren daha dindar Müslüman kadınlar bir şekilde aslında bütün ülkenin, coğrafyanın aslında ortadığı dinamiklerini, kadın mücadele deneyiminde öncülük eden birçok arkadaşımız kadın aktivist konferansa katıldı. Aslında kadınların ortak tartışması da buydu. Yani Kürt Kadın Hareketi'nin güçlenmesi, Kürt Kadın Hareketi'nin kendi yol haritasını belirlemesi, mücadeledeki kararlılığı ve ısrarı aslında bizim de mobilize olmamıza, bizim de moral almamıza, bizim de harekete geçmemize aslında bir bütün bir anlamda Kürt Kadın Hareketi'nin hem yerelden evrensel uzanan mücadele deneyiminin de çok ciddi etki yarattığını kendileri de konferansta çokça ifade ettiler. Tabii biz yani tecrübe olarak uzunca bir dönemdir kadın kimliğine yönelik saldırma, baskı, yine illegalize etme politikalarıyla karşı karşıyayız. Bunun sonucunda özellikle son 6 yıldır onlarca arkadaşımız tutuklandı. Eş başkanlık sistemimiz hedef haline getirildi, kriminalize edildi. 42'ye yakın kadın kurumu ki bunlar içerisinde şiddetle mücadele eden, kadınları ekonomik anlamda güçlendiren, toplumsal hayata katılımının önünü açan, kadın örgütlülüğünü sağlayan birçok ağımız, mekanizmamız ve sistemimiz hedef alındı, çökertilmeye çalışıldı. Bir şekilde kadın özgürlük çizgisiyle örgütlenen, mücadele eden bütün dinamikler bir kez daha erkek aklıyla örgütlendirilen işte kayyum rejimine teslim edilmek istendi, kapatılmak istendi. Aslında çokça bir dönem AKP'deki siyasetçiler de bunu çokça söylüyorlardı. İşte kadın mücadelesi karşısında istedikleri rejimi inşa edemediklerini, öngördükleri dünya görüşünü topluma hakim kıramadıklarını, çünkü burada direnen bir kadın dinamini olduğunu çokça söylüyorlardı. Yine
Kürdistan'da Kürtlerin demokratik taleplerini, özgürlük taleplerini bastıran, işte bunu çökertme planı olarak tarifleyen bir politika devreye soktular ve bu politikanın aslında faşizmin pratiklerini olarak da tariflediğimiz birçok müdahale, birçok baskı, saldırı ile karşı karşıya kaldı, tutuklamalarla karşı karşıya kaldı demokratik siyaset, yine Kürtlerin özgürlük talebi. Dolayısıyla bu konseptin içerisinde kadın mücadelesine biz nasıl bertaraf edebiliriz? Kadın değerleriyle örgütlenen bir mücadelenin toplumsal köklerinin çok fazla derin olduğunu, dönüştürücü gücünün de çok güçlü olduğunu da farkındaydılar ve bu anlamda da mümkün mertebede hani kadın mücadelesini boşa çıkarma, tasfiye etme, yerine yeni bir şey ikame etme, işte bunun tutuklamalara, rehin almalara, özel savaş politikalarla yine toplumsal yaşamı, toplumun dinamiklerini yozlaştırarak bunun politikalarını devreye soktular. Bir şekilde hani biz bunu başardık, başarıyoruz, birçok algı operasyonları yürüttüler. Topluma gerçekten bu konuda özellikle Türkiye halklarına bu anlamda bir manipülasyonla gitmeye çalıştı. Kendi iktidarlarının işte kadın mücadelesinin tasfiyesi, Kürtlerin barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi tasfiyesi üzerine oturtmaya çalıştılar. Ama bir kez de şu hakikat açığa çıktı. Kadın mücadelesi aslında bütün bu zorluklara rağmen gerilemeyen, inadında geri adım düşmeyen, kararlılığında asla taviz vermeyen bir mücadele dinamiği ve dinamiği çıktı. Başkent TC Konferansı'nın bu kadar baskı, bu kadar yönelim, bu kadar tutuklamanın olduğu bir dönemde bir kez daha ısrarını, özgürlükte ısrarını örgütlemekte, kararlarını deklare etmesi, buna binlerce kadının delegenin işte Serhat'tan Botan'a, Botan'dan Ahmet'e, yine Türkiye'de birçok bölge, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, başvuru Kürdistan'dan Avrupa'ya kadar birçok delegenin hem mesajlarıyla, fiziksel olarak katılımlarıyla, video konferanslar yoluyla, dahiliyetleriyle aslında bir uluslararası konferansa dönüştü. Sadece Kürt kadınlarının gerçekleştirdiği bir konferans değil, aldığı kararlar, yoğunlaşma, sürece müdahale ve netlik ve duruşuyla, kadın özgürlük, kadın kimliğine özgürlük iddiasıyla aslında bir uluslararası arenaya, bir platforma dönüştüğünü söylemek mümkün. Tabii ki bu kadar kararlı, güçlü bir moral, aslında oldukça da moral veren, yine tartışmalarıyla belli bir ölçü kazandıran, aldı 11 kararıyla aslında tam da bugün Türkiye'de, dünyada, Orta Doğu'da yaşanan savaşın, krizin, tecridin, kadın kimliğine yönelik saldırıların, ekolojik yıkımın, ekonomik krizin, yine genç kadınlar üzerindeki yürütülen özel savaş politikalarının da bu konferansın 2 günlük gündeminde tartışılması ve buna dair daha net kararların alınması, bu kararların yeni dönem mücadele hattını belirlemesi açısından da çok önemliydi. Tabii ki üstümüze çok da yani bu kadar tarihi bir konferans gerçekleşti. Hepimizde de çok ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler de getirdi. Ya biz bir kere ilk gün kendi örgütsel durumumuzu, dönemin konjektörünü, siyasal sürecini kadınlardan doğru değerlendirdik. Elbette ki dünyada birçok gelişme şu an yaşanıyor. İşte 3. Dünya Savaşı olarak tabir ettiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bu 3. Dünya Savaşı'nın merkezi ise Kürdistan, yine Kürdistan'ın halklar ve Orta Doğu halkları bütün bu savaş ve yıkımın acılarını yaşıyor. En fazla da kadınlar bunun bedelini ödüyorlar. Elbette ki biz bu dönemi kadınlardan doğru değerlendirmek, ortaklaştırmak, ki süreci doğru ortaklaştırdığınızda, ortak akılla analiz ettiğinizde, tahlil ettiğinizde, buna karşı mücadele hattınız da çok daha güçlü oluşmak durumunda kalıyor. O açıdan biz ilk 2 gün hem kendi örgütsel durumumuzu hem siyasal süreci değerlendirdik. 2. gün yine az önce ifade ettiğim gibi uluslararası arenada birçok kadın örgütü ve derneği, feminist hareketten, Türkiye'deki aktivistlerden, yine sosyalist hareket ve partilerden kadın arkadaşlarımız vardı. Biz 2. günden bunlarla birlikte aslında Kürt kadın hareketinin 21. yüzyıldaki mücadele deneyimini, aynı zamanda Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye'de kadın deneyimleri, ikinci oturumda ise bu deneyimleri biz nasıl ortaklaştırabiliriz, beraber nasıl yol alabiliriz biz tartıştık. Burada tabii ki çok güçlü tartışmalar ve öneriler çıktı. Sanırsam bu önümüzdeki dönemde bu tartışmaların sonuçlarını da pratikte göreceğiz.
Tabii ki Kürt kadınlar uzun yıllardır aslında bir direniş, bir mücadele ve kendi deneyimini oluşturuyor. Elbette ki Kürt kadınlar da dünyadaki kadın hareketlerinin deneyimlerinden, miraslarından çokça faydalanan bir hareket. Bu konuda çokça işte hem feminist hareketin hem Orta Doğu geleneğinden gelen demokratik kadın hareketlerinin hem sosyalist hareketlerin işte kadın kimliğine aslında kazandırdı birçok deneyimi, mücadeleyi kendisinde içerleyen aslında ama bununla da sınırlı kalmayan, bunu da kendi güncel politikalarıyla, dünyadaki güncel gelişmelerle kadın mücadelesinin aslında perspektifsel olarak çok daha derinlere götüren bir yeni bakış, yeni bir tanımlamayla aslında kadın kimliğine özgürlük çizgisine de getiren ideolojik politik bir hatta da aslında bütün bu mücadele deneyimlerini harmanlayan bir hareket. O açıdan gerçekten hakikate yakın kadın özgürleşme ve toplumsal dönüşümün hakikatine yakın bir mücadele deneyimi açığa çıkıyor. O açıdan çok bu mücadele çok köklü, çok etkileyici ve hani diğer kadın hareketlerini de bu anlamda besleyen de bir mücadele deneyimi. O açıdan hani bugün Rochelle'da işte özellikle Gina Amin'in şahsında bugün aslında kitleleşen bir kadın isyanı var. Hani Rochelle'da kadınların da hani Kürt kadınlarının da bu gelişen hem kadın dünya kadın mücadelesinden edindikleri deneyim, edindikleri kazanım ve bu kendilerinin aslında nasıl yaşamak istediklerini, nasıl bir toplumda yaşamak istediklerini, özgür, eşit, adil ve bir özgür bir kadın kimliğiyle yaşama isteminin tam da arkasında aslında bu mücadele deneyiminin kendisi duruyor. O açıdan çok tesadüfi değil bugün Kürt kadınlarının mücadelelere öncülük etmesi. Bu sadece Rochelle'da değil, Bakur'da da böyle, Rojava'da da böyleydi, Başur'da da Kürt kadınlar mevcut yaşadıkları sistemlerde, rejimlerde öncülük ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Çok ağır bedeller ödeyerek bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Açıdan bir gün Xinjiang Azadi aslında söylemi de sadece artık dört parça Kürdistan'da sınırlı kalan sadece Kürt kadınlar temsil eden bir kavramdan çıktı. Bir yaşam felsefesine, bir mücadele ortaklığına ve 21. yüzyılın aslında kadınların ortak mücadele hattına dönüştü. Nasıl 20. yüzyılda kadın doğulmaz, kadın olunur söylemi birçok kadın hareketin, birçok kadın harekete geçirdiyse, bu konuda daha radikal mücadele yürütmesini vesilesi olduysa, 21. yüzyılda da bence Xinjiang Azadi de aslında kadınların nasıl bir yaşam istediğini, nasıl örgütlenmesi gerektiğini, nasıl bir yaşam inşa etmesi gerektiğinin de politik bir ne derler sembolü olduğunu söylemek mümkün. Yani elbette ki önemli başlıklardan bir tanesi de Sanim Can'ın üzerindeki teşhis politikalarıydı. Yani Kürt kadınlarının bugün dünya kadın hareketiyle ortaklaşması, birçok boyutuyla hani öncülük etme pozisyonuna gelmesi sizin elbette ki kadınların da çok ciddi emeği mücadelesiyle gerçekleşti ama bu mücadelenin perspektifini, bu mücadelenin arka perdesini, bu mücadelenin ideolojik politik hattını aslında Sayın Canan'ın paradigması önünü açtı. Bu paradigma kadınları güçlendirdi. Bu paradigma ile kadınlar yürüdü. O açıdan bu paradigmanın hani kadın özgürlük mücadelesinin asıl paradigmasını oluşturan Sayın Canan'a yönelik tecridin de bir kadın mücadelesine aynı zamanda bir müdahale olduğunu da kadınlar farkında. Çünkü Sayın Canan'a yönelik tecrid sadece Kürt meselesinin kriz haline düşmesi, savaş siyasetinin derinleşmesi değil ama aynı zamanda erkek egemenliğinin de bir anlamda boy göstermesi, derinleşmesini de beraberinde getiriyor. İşte savaş, ekonomik kriz, şiddet, çatışmalar, erliliği, ataerkiliği, cinsiyetçiliği, kadın düşmanlığını beraberinde getiriyor. Ama biz Sayın Can'ın paradigmasını, felsefesine baktığımızda bütün kadın perspektifle, kadın öncülüklü bir yeniden toplumsal inşa, yeniden bir dönüşüm, bir değişimi de aslında topluma dayatan felsefesiyle, düşüncesiyle bunu önüne açar. İşte bu felsefesiyle mücadele eden yeniden toplumsal inşaların da gerçekleştiğini biliyoruz ve bu inşalarda kadınların nasıl öncülük ettiğini, kadınların nasıl bu konuda da gerçekten değişimi, kendi değerleri yeniden yarattığını da biz biliyoruz. O açıdan hani sadece Kürt meselesi bağlamında, savaş siyaseti bağlamında kadınlar tecritte itiraz etmiyor. Kadınlar tam da kadın özgürlük çizgisi bağlamında da bu tecritte itiraz ediyor. O açıdan Sayın Celal'ın üzerindeki tecritin kadın açısından artık kabul edilir bir yanı yok. Artık bu konuda hani sessiz kalan, daha böyle
daha az tepki gösteren bir yerden değil, daha güçlü itirazlar geliştiren tecridin kalkması için daha yoğun bir mücadelenin yürütülmesi gerektiği de konferansta çokça ifade edildi. Aslında alınan kararların hepsi gerçekten çok kadınların hayatına, toplumsal yaşamın barış meselesine, ekoloji meselesine, çevre meselesine, savaşa, krize, tecridi çok, yani bugün toplumun yaşadığı bütün sorunları iyi formüle eden, bu konuda yol haritası ve ilkelerini oluşturan bir tartışma yürütüldü ve 11 tane de karar alındı. Açıkçası bu 11 kararının hepsi de çok önemli. İşte kadın kırımı, özel savaş politikaları, tecrit, gençlik üzerindeki özel savaş politikaları, yine ekolojik dengenin tahrip edilmesi, savaş siyaseti, kadınlar, uluslararası kadın dayanışması, yine ekonomik kriz, bütün bunlar aslında bugün toplumun yaşadığı krizin ana merkezleri ve ana aktörleri, yani ana hedefli temeli bunlar. O açıdan hani buradan hareketle bir mücadele yürütmek, birbirinden kopuk olmadan güçlü bir tartışma yürütmek açısından toplumsal mücadelenin de büyümesi açısından önemli. Tabii ki yani tecrit, savaş çok daha güncel, çok daha hayatı ciddi anlamda etkileyen ve bütün diğer sorunların da aslında kaynağını oluşturuyor. O açıdan hani diğer sorun, bu tecridi, savaşı, Kürt düşmanlığını, kadın düşmanlığını görmeden de bir mücadele yürütmek gerçekten hani zayıflatıyor. Mücadelenin kendisini de zayıflatıyor. O açıdan buna kaynaklık eden sorunlara yönelmek, bu sorunlara dair politikalar üretmek, bu sorunlara doğru mücadeleyi daha büyütmek bir budur.